Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'taki Telgraph kodunun ne işe yaradığını göstereceğim. Hadi tanın, başlayalım. Öncelikle Telgraph kodunun en temel işlevini göstereceğim arkadaşlar. Telgraph komutu ne işe yarar? Telgraph komutu oyunculara falan mesaj göndermeye yarayan bir komuttur. Şu şekilde Telgraph burada işte kime göndermek istiyorsanız mesela et a dersiniz bütün oyunculara. Mesela et s dersiniz kendinize, et p dersiniz en yakınındakine. Ben et s diyeceğim. Evet, burada da mesajımızı giriyorum arkadaşlar. Telgraph komutunun en basit hali Telgraph kime göndereceğiniz tırnak işaretleri ve buraya mesajını yazabilirsin. Mesela selam yazarsam selam gönderecek. Ama Telgraph komutunun tek işlevi bu değil. Telgraph komutunu daha iyi tanıtmak için bir tane site üzerinden gideceğiz. Telgraph komutundaki her bir detayı nasıl kullanabileceğimizi göstermek için. O yüzden o siteyi açıyorum arkadaşlar. Evet. Buradaki tren hepsini anlatacağım. Şimdi bilim daremi kullanmış olduğumuz string, yani buraya herhangi bir şekilde yazı girerek yaptığımız. Terra komuta sadece sayı girerek de yapabiliyor. Mesela 50 58 yazarak mesela. Yani şu şekilde de yapabiliriz. Terra et s 58 yazarak doğrudan herhangi bir sayı yazdırabilir mesela 120 falan diye, yani bu şekilde. Veya Terra komutunda sadece true veya false de yazdırabiliriz bu şekilde. Mesela telgraph et s mesela true veya false yazarak da kolayca, eğer sadece sayı falan yazdıracaksak bu şeyi de kolayca yapabiliriz. Ama bu yazıyı nasıl renkli yaparız falan, onlara gelirsek şu şekilde olacak arkadaşlar. Buradan object'i seçiyorum arkadaşlar. Buradaki text kısmı yazımızın ne olacağı. Mesela test amaçlı test yazalım. Bu da yazının rengi. Burayı istiyorsanız red yazarsınız, yellow yazarsınız, yani green yazarsınız, yani bu tür renklerde bir şey yazabilirsiniz. Veya özel renk kodları kullanarak daha renkli yazılar da yapabilirsiniz. Mesela ben saf kırmızı olsun istiyorum, o yüzden FF000 yazıyorum. Bu yazının, yani bu kırmızı rengin kodu arkadaşlar. Font da yazımızın, yani fontu, yazı tipi. Eğer buraya uniform yazarsanız bu arada nasıl yapacağımı da göstereyim. Buradakini kopyalayıp telgraph et s yazdıktan sonra yapıştırın ve bu şekilde yazımız gözüküyor. Evet, uniform olarak ayarladığım için fontu bu şekilde gözüküyor. Eğer fontu alt olarak ayarlarsak büyü masasındaki yazı tipinin aynısı olur. Görmüş olduğunuz gibi büyü masasındaki yazı tipinin aynısı. Bir de illager alt dersek daha farklı bir yazı tipi olur. Onu da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde birden fazla font kullanabilirsiniz. Eğer varsayılan font istiyorsanız hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Burada da yazının ayarları var. Kalın mı olacak, italik mi olacak, altı çizili mi olacak, üstü çizili mi olacak, yoksa karma karışık mı gözükecek. Şimdi bold. Bunu true yaparsanız yazınız kalın gözükecektir arkadaşlar. şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi kalın bir şekilde gözüküyor. Eğer kalın olmasını istemiyorsunuz arkadaşlar, hiçbir şey işaretlemeyebilirsiniz. İtalik olmasını istiyorsanız şurayı true yapıyorsunuz arkadaşlar. İtalik ne işe yarıyor? Yazınız biraz daha aşağı eğikmiş gibi gözüküyor bu şekilde. Bunu da istemiyorsanız ellemeyebilirsiniz. Underlined yazınızın altını çizili olmasını sağlıyor. bu şekilde. Strike true yazının üstünün çizili olmasını sağlıyor. O da şu şekilde. Telgraph. Görmüş olduğunuz gibi yazının üstü çizili. Obfuscated da yazımızın karma karışık bir şeyle gözükmesini sağlıyor. Yani nasıl gözüküyor? Bir dakika. Bu şekilde sürekli olarak değişken bir halde gözükmesini sağlıyor. Evet.
Bu insertion kısmında mesela buraya bir şey yazarsak mesela test yazalım. Yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde olması lazım. Böyle yazdığımız zaman shift tuşuna basılı bir şekilde yazıyor. Tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi test yazdırıyor. Yani bu insertion kısmı şu işe yarıyor. Eğer mesela Erdem'de 67 yazarsak buraya kopyalarsak ve bu şekilde yazıyı yazarsak bu yazıya shift tuşuna basılı tutarken tıklarsak Erdem'de 67 yazdırıyor. Evet, bu şekilde. Eğer oyuncuların kolaylıkla bir şey yazdırmasını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Chat temizleyeceğim. Devam edelim. click event kısmı. Bu kısım ne işe yarıyor? Bu yazının üzerinde tıklandığı zaman ne olsun? Mesela artıya tıkladığımız zaman herhangi bir internet sitesi açılabilir. Oyuncunun bilgisayarından bir dosya açılabilir. Herhangi bir komut yürütülebilir veya oyuncunun chatine herhangi bir şekilde bir komut yazdırılabilir. Telegraph komutunda change page'in bir işlevi yok ama mesela bunu kitaplarda falan yazdırsaydık bu şekilde belki kitapların nasıl özelleştirebileceğiyle alakalı bir video gelebilir. Orada daha detaylı bir şekilde anlatabilirim bunu. Copy to clipboard'da yani oyuncunun bir yazıyı kopyalamasını sağlayabilir. Open URL kısmına girdiğimiz zaman mesela buraya bir URL yazdığımız zaman mesela bu başarım sitesinin URL'sini yazdıralım. Kopyalıyorum. Yazdırıyorum. Pardon, böyle değil, özür dilerim. Telegraph komutundan sonra yapıştırıyorum. Tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu siteyi açmak ister misin diye soruyor. Evet dersiniz siteyi açıyor. Panoya kopya dersiniz URL'yi panoya kopyalıyor. Hayır dersiniz de bir şey yapmıyor. Evet diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi siteyi açıyor. Open file kısmı sadece screenshot aldığımız zaman o screenshot'ı görmemiz için yapılan bir şey. Galiba güvenlik sebebinden dolayı oyunun kendi yani Telegraph komutunda çalışmıyor bu galiba. Güvenlik amaçlı. Yani sadece oyunun kendi tarafından kullanılan bir şey. O yüzden onu göstermeyeceğim. Run command kısmında tıkladığımız zaman herhangi bir komutun yürütmesini sağlayabilir. Mesela tıkladığımız zaman ne olsun? Give at s diamond 64. Tıkladığımız zaman mesela 64 tane elmas versin diyebiliriz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Tıklıyorum. Ve gerçekten de 64 tane elmasını veriyor. Her tıkladığında verecektir. Bu şekilde. Ondan sonraki şeyimiz suggest command. Bu da benziyor run command ama komutu doğrudan yürütmek yerine chatte yazıyor. Yani nasıl yapıyor bunu da göstereyim. Mesela tıklıyorum. Daha deminki direkt yürütürken bu chat'e yazdırıyor. Enter'a tıklayıp gene yürütebilirsiniz normal bir şekilde. Ondan sonraki maddemiz copy to clipboard. Mesela ne yazalım? Erdem Kral Erdem'de 67'ye abone ol yazalım mesela. Kopyalıyorum. Yazıyı yazdırıyorum bu şekilde. Ve tıkladığım zaman şu anda kopyalandı. CTRL-V yaptığım zaman ve görmüş olduğunuz gibi Erdem'de 67'ye abone ol diye çıkıyor. CTRL-V yaptığım zaman. Bunu bu şekilde yazdırabiliriz. Evet. Click event kısmı bitti. Şimdi sırada hover event kısmı var. Bu hover event kısmı ne işe yarıyor? Yazının üzerine farenin de geldiğiniz zaman ne olsun? Mesela action kısmından show text dersek buraya mesela ne yazalım? Erdem'de 67 adamdır diyelim mesela. Kopyalayalım. Telegraph at s yapıştıralım. Yazının üzerine geldiğimiz anda görmüş olduğum gibi Erdem'de 67 adamdır yazıyor. Bu da bu şekilde çalışıyor. Altındaki content kısmını çok anlamadım ama mesela buraya farklı bir şey yazalım. Mesela Erdem Kral 67 adamdır yazalım. Buraya bir şey yazdığım zaman content kısmındakini gösteriyor. Yani value kısmındakini
tamamen görmentten geliyor yani. Bunu o yüzden çok anlamadım ben ama. Görmüş olduk ki bu şeyle gösteriyor. Yani bunlar birbirinin aynısı gibi bir şey gibi geliyor yani, çok bilmediğim için. Ama neyse, çok da bir önemi yok yani, çok da bir önemi yok. Evet, burada da show item kısmı. Bu da herhangi bir itemin gösterilmesini sağlayacak. Mesela content kısmından artıya tıklıyoruz. Burada itemin ID'si var, yani hangi itemi göstermek istiyorsak. Mesela ne gösterelim? İtem standı olabilir. Burada da kaç tane gösterileceği, mesela 32 yazarak 32 tane göstermesini sağlayabilirim. Bu value kısmını çok bilmiyorum. Buraya o yüzden TA yazacağım test amaçlı. Bu tag da işte bu ikinci standın herhangi bir şekilde bir özelliğin olmasını istiyorsanız buradan etiket kirebilirsiniz. Yani çok da önemli değil. Kopyalıyorum bunu. Tag.s yapıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi ikinci tag olarak gösteriyor. Sayısını falan doğrudan göstermiyor ama yani yine de ikinci tag olduğu belli oluyor. Evet. Bu ekstra kısmı da şu şekilde çalışıyor. Bu yazı, yani buradaki kısmın buradaki kısma ek olarak bir şey eklemek istersek. Mesela testin yanına bir daha test yazıp bu sefer sarı renkli bir yazı yaparsak. Sarının kolu şu şekildeydi galiba. Bunu da kalın yaparsak ikisini aynı anda yazdırıyor. Yani şu şekilde. Görmüş olduğu gibi ikisi de yan yana olmak üzere çıkıyorlar. Bu ekstra kısmı o işe yarıyor. Evet. Normal yazıyla ilgili olanlar bitti. Şimdi özelleştirilen yazılar. Yani nasıl? Mesela translated text. Bu işlem ne işe yarıyor? Oyundaki herhangi bir çeviri anahtarını yazıya dönüştürüyor. Yani bunu mesela birden fazla dil için yapıyorsanız yani buraya herhangi bir şekilde bir çeviri anahtarı girdiğiniz zaman oyunu Türkçe oynayanlar onun Türkçe anlamını görecek. İngilizce oynayanlar da İngilizce anlamını görecek. Yani şu şekilde. Buraya entity.minecraft. Mesela skeleton yazarsak iskeletin oyundaki çeviri anahtarı bu şekilde. Oyunu İngilizce oynayanlar skeleton olarak görecekken Türkçe oynayanlar iskelet olarak görecek. Bu fallback kısmı da şu işe yarıyor. Eğer buradaki girmiş olduğumuz çeviri anahtarı herhangi bir karşılığı yoksa ne olarak dönsün? Mesela önce bir normalken göstereyim. Normal halini göstereyim. Görmüş olduğu gibi iskelet olarak çevriliyor. Bir de oyunda hiç olmayan bir şey. Mesela skeletonun yanında mesela harfler falan yazalım şöyle rastgele. Oyuna böyle bir çeviri anahtarı olmadığı için altına da iskelet yazıyorum. İyisini bilerek küçük yazdım ki daha iyi anlayın diye. Kopyalıyorum. Yapıştırdığım zaman görmüş olduğu gibi iskelet olarak geri dönüyor. Çünkü oyunda böyle bir çeviri anahtarı yok. Eğer böyle bir çeviri anahtarı olsaydı bu çeviri anahtarının anlamı olarak dönerdi. Buradaki with kısmı da şu işe yarıyor. Mesela oyunda bazı çeviri anahtarları var. Birden fazla. Hani mesela oyunda şöyle şeyler var ya, mesela atıyorum Erdem'de 67 şu başarımı tamamladı. Oradaki Erdem'de 67 mesela bir değişken gibi, yani başka bir oyuncu tamamlamışken başka bir oyuncu. İşte oyundaki bazı şeylerde, bazı çeviri anahtarlarında böyle değişkenler var. O değişkenlerin yerine ne olarak geleceği. Mesela bir videomda göstermiştim Herobrine şakası videosunda. Mesela şu anda aklıma gelmedi ama mesela şöyle bir şey yapabilirim. Death Attack generic miydi ya, neydi hatırlamıyorum ama inşallah doğru yazmışımdır. Evet. Mesela herhangi bir şekilde bir şey belirtmediğimiz için direkt ölü olarak çıktı. Ama eğer buraya Erdem'de 67 yazarsak ve kopyalarsak buradaki çeviri anahtarında o başındaki yeri dolduruyor ve Erdem'de 60'da öyle olarak çeviriyor. Veya mesela burayı Erdem Kral olarak değiştirdik. Pardon, bir şey sildim. Erdem Kral olarak çeviriyor. Erdem Kral öldü olarak çeviriyor.
Bu with komutu da bazı çeviri anahtarlarındaki o değişkenleri doldurmak için. Geriye kalan her şey tamamen aynı olduğu için göstermeye gerek yok. Score value kısmına gelirsek, buradaki name hangi oyuncunun skorunu görmek istediğim. Mesela at yazarsak bizim skorumuz gözükür. Objective de mesela test. Bunun için tabi bir objective oluşturmamız gerekiyor. Onu oluşturacağım birazdan. Bu value kısmı da çok bir işe yaramıyordu galiba ama test olarak 40 yazacağım. Belki bir işe yarar. Bir işe yaradığını bir işe yaramıyordu galiba ama yine de gösterelim. Mesela şu anda yazdığımız zaman hiçbir şey göstermiyor. Çünkü test diye bir scoreboardumuz yok. Hemen bir scoreboard oluşturalım arkadaşlar. Test. Hatta dur, direkt sağlığımızı gösterebilir. Böyle bir şey yazmaya gerek yok. Yazdığımız zaman, pardon. Bu şekilde gene bir şey göstermiyor çünkü hata yememiz lazım. Hata yerim önce. Hata yedikten sonra yazıyorum. Ve 20 olarak gösteriyor şu anki canıma. Şu anki canıma göre. Biraz daha hata yerim. Bayağı bir hata yerim hatta. Evet, şu anda yarım kalbim var. Bir kere daha yazıyorum. Ve 2 olarak gösteriyor. Canım dolmuş herhalde. Aynen. Yani buradaki value kısmı çok bir işe yaramıyor. Yani onu görebiliriz. Yani sildiğim zaman da gene aynı şekilde 2 gösteriyor. Evet. Skorun da başka bir özelliği yok. Bu kadardı. Entity name. Bu doğrudan herhangi bir varlığın ismi. Mesela buraya @e yazarsam dünyadaki bütün yaratıkların ismini gösterecek. Yani şu şekilde Teraf @e yazdığım zaman, yani bu şekilde yazdığım zaman dünyada ne kadar yaratık varsa hepsini tek tek gösterecek burada. Bu şekilde. Bu separator kısmı da hani varlıkları ayırırken şurada mesela virgül kullanıyor ya. Oradaki virgülün yeri ne olsun? Mesela şöyle yaparsak bilmem ne isimli varlık dersek, virgül dersek yazdığım zaman görmüş olduğunuz gibi virgül olarak ayırmak yerine mesela creeper isimli varlık, itki isimli varlık olarak ayırıyor. Bu separator kısmı da o işe yarıyor. Keybind. Bu oyundaki herhangi bir tuşun karşılığını göstermek için. Mesela key full screen dersek oyundaki tam ekran tuşu nedir? F11'dir. Teraf @s. Görüş olarak F11 olarak gösterilebiliyor. Ama bunun bir özelliği şu. Mesela ben ayarlardan o tuşu mesela F11 yerine başka bir şey yapsam mesela ne yapsak mesela L yapsak tekrar aynı komutu yazdığım zaman bu sefer L olarak gösteriyor. Yani oyuncuların o tuşu ne olarak belirlediğine bağlı olarak değişebiliyor. Ve son olarak da NBT value. Bu da şu şekilde çalışıyor. Buraya bir NBT etiketi giriyorsun. Mesela oyuncunun nesli, pardon, herhangi bir yaratık da olabilir bu. Bir yaratığın mesela attribute'larını gösterelim. O yüzden attribute diyorum. Burada da hangi yaratığın attribute'larını gösterelim. Mesela yine kendimizinkini gösterebiliriz bence. Böyle yazdığımız zaman bu şekilde bu şekilde attribute'larımız gözükür. Mesela buraya birden fazla entity girersek zombie dersek bütün zombilerin attribute'larını görmek istesek bu şekilde olur. Gördüğünüz gibi bütün zombilerin attribute'larını bir de burada gösteriyor. Burada da yine aynı şekilde separator diye bir kısım var. Buraya mesela test yazmak.
her zombinin attribute'undan sonra test yandıracak. Yani şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bir tane zombinin attribute'u böyle gelmiş. Şurada bitmiş. Ve sonra test yazıp başka bir zombinin attribute'larına geçmiş. O da burada bitmiş. Sonra başka bir zombinin attribute'una gelmiş. Evet, bu varlıklar için olan özellikle. Bunu bloklar için de yapabiliriz. Mesela şöyle bir şey yaparsak, mesela bir tane sandık koyarsak şuraya. Bu sandığın koordinatı mesela ne? 19 x 60 11. 19 x 60 11. Mesela bu sandığın içindeki eşyaları görebilirim. Item çadırak idi galiba. Mesela şu anda yardım zaman ne olacak? Sandığın içinde bir şey olmadığı için bir şey göstermiyor ama böyle bayağı böyle sandıkları doldurduğumuz zaman görüş olduğunuz gibi sandığın içindeki bütün itemleri gösteriyor bu şekilde. Evet. Bu storage kısmını falan çok bilmediğim için orayı göstermeyeceğim ama bu interpret kısmını da bilmiyorum. Yani ne işe yarını falan. Mesela burayı false yapsak ne değişecek? Sizinle birlikte öğrenelim bakalım. Yani çok bir şey değişmiyor galiba. Burayı true yaptığım zaman hiçbir şey yazmıyor ama false yazdığım zaman yazıyor. Yani bu ayar bilmediğim bir ayar olduğu için üzerine daha fazla durmayacağım. Evet arkadaşlar, Tevral komutu bu kadardı. Daha fazla böyle komut videoları istiyorsanız videomu benim kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.